Bütün bu kumpaslar, iftiralar arka planında ne var? Elbette seçimi kazanmak var. Neye rağmen? Halkın içinde bulunduğu büyük yoksulluğa rağmen. Yani halka diyorlar ki, aa bak orada cambaz var. Adam aç. Adam aç. Adam ilaç alamıyor. Hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor. Çocuğuna harçlık veremiyor. Torununa bir çikolata alamıyor. Ay sonunu nasıl getireceğini kara kara düşünüyor. Ve ona diyorlar ki bak ipte cambaz var. Emekliler. Emekliler isyanda. Emekliler artık bu seçim çalışmalarına damga vurmuş gibi görünüyor. Önümüzdeki 20 günde bu tablonun değişeceğine ilişkin herhangi bir işaret de yok. İktidar da zaten para yok diyor ya. Hani her yere bulduğu para sıra emekliye gelince bir türlü çıkmıyor. İşte emekliler bir kez daha seslerini iktidara duyurmak için bir araya geldiler ve yaşadıkları için, yani yaşadıkları yoksulluğa isyan ettiler. Vergi verdik, emek verdik, hayatımızı verdik ya. Açlık sınırının 15 bin lira, yoksulluk sınırının 50 bin lira olduğu ülkemizde emekliler 10 bin lira maaşla yoksulluğun en dip sınırına itildi. Emeklilerini sırtında küfe olarak görenler tüm sorunlarının çözümünü işçinin ve emekçinin daha fazla çalışmasında aramaktadır. Şirketler karlarını katlarken işçilerin payına yoksulluk, saraylar Işıl ışıl parlarken emeklilerin payına sefalet düşüyorsa ne sosyal devletten, ne eşitlikten, ne de adaletten söz edilemez. Çay simit hesabına bile maaşları yetmeyen emekliler seslerini duyurabilmek için meydanlara indi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Emekliler Sendikası dayatılan yoksulluğa karşı Ankara Ulus'ta bir araya geldi. Eyleme Avrupa Emekli ve Yaşlılar Federasyonu da destek verdi. Ant olsun ki emeklilere bir kez daha kuru ekmekten ibaret bayram sofrasını layık gören zihniyet, layık olduğu yerde tarihin çöplüğünde kalacak. Emeklerin insan onuruna yakışır bir yaşam için çıktığı, her gün mücadele ettiği her gün mücadele tarihine altın harflerle yazılacaktır. Emekliler kendilerine müjde gibi duyurulan 3 bin liralık emekli ikramiyesine de tepki gösterdi. Buzdolabımızın boş, her seçim dönemi öncesinde seçilim yatırım olarak önümüze atılan 3 kuruşluk müşterilere ise karnımız tok olduğunu kimse unutmasın. DİSK Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, emeklilerin yalnızca kendi hakları için değil, gençler, çocuklar ve torunları için sokaklarda olduğunun altını çizdi. Bizler arkadaşlar, Türkiye'nin kalkınması için yıllarını harcamış emeklileriz. Kimimiz işçiydik, madenlerde, petrol sahalarında, limanlarda, fabrikalardaydık. Yalnızca kendi haklarımız için değil, gençlerin, çocukların, torunlarımızın hakları için sokaklardayız. Yavuz'un AKP iktidarına bir de uyarısı vardı. Bir kez daha haykırıyoruz. Emeklileri sefalete, açlığa, yoksulluğa mahkum edenlere oy vermeyeceğiz. Emekliler her geçen gün enflasyon karşısında ezildiklerine dikkat çekti. Zorlanıyoruz. Bundan önceki Ramazanlara rağmen gıda fiyatları korkunç derecede yükseldi. Şimdi bir Ramazan'da bir sahur ve iftar sofraları gerçekten yüksek rakamlara. Yani birini yerine koysa öbürlerini koyamıyor. Aç bırak ölsün. O da kurtulsun olarak görüyorlar ya bizi. Bizi yük olarak görüyorlar. Çalıştık, vergi verdik, emek verdik, hayatımızı verdik. Nereye nasıl geçinebiliriz? Soruyorum size, geçinebilir miyiz? Kiramız 10 lira olmuş, emekli maaşı 10 lira. Yapamıyorum. Biz ne yiyelim, taş mı yiyelim? Ne diyor? Biz aslında gençlerin de hakkını savunuyoruz. Umut ederim gençler bunun farkındadır. Çünkü böyle emekli olacaklar. Daha da beter emekli olacaklar. AKP'nin 2008 yılında getirdiği %30 maaş bağlama oranları nedeniyle asgari ücretin 1/3 oranında bir maaşla emekli olacaklar. Ve emekli olduklarında bugünkü şartlarda en az 10 bin lira var ya, işte o en az herkesin emekli maaşı olacak. Hemen herkesin. Herkesin 10 bin lirayla geçinmesini isteyecekler. Şu anda çalışırken sizin asgari ücretin işte yarısına yakını, yani o kadar bir üstünde para
vergi olarak devlet tarafından, devlete prim olarak ödeniyor. Yani yıllarca çalışacaksınız, 30 yıl, 40 yıl çalışacaksınız. Devlet almasa aldığınız maaşın %40 üzerinde belki bir maaş alabilecekken, emekli olmayı, yaşlandığınızda emekli maaşı alabilmek için o parayı yıllarca devlete vereceksiniz. Sonra bir gün işte bugünkü emekliler gibi olacaksınız. Bundan daha beter olacaksınız. Gençler, size söylüyor. Dolayısıyla